Sesi ol dünya sana emanet. İyiliği gardı son kit dinozor <laughs> dedeyi sunar. <laughs> Celal Hocam selamlar. Bir önceki bölümde memeliler çağından bahsetmiştik. Bundan sonrasında neye değinmek istersiniz? Bundan sonra benim temas etmek istediğim... Şimdi şurada yok oluşları görüyorsun dünyada. Bir mor çizgi var böyle 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 böyle, böyle gidiyor. O aşağı indiği yerler yok oluş, yukarı çıktığı yerler hayvanların bol bulunduğu zaman. Görüyorsun pek çok küçük küçük yok oluşlar var fakat en büyüğü 252 milyon sene önce olan. Yüzde doksanını silip götürüyor. Ve ilginç olan oraya kadar hayatın çeşitliliği giderek azalıyor. Bütün paleozoik boyunca. Yani aşağıdaki Ordovisyen boyunca diyelim 450 milyondan 250 milyona kadar dünyadaki yaşam çeşitliliği giderek azalıyor. Buna denizlerde de dahil. Ondan sonra yüzde 95'i yok oluyor. Ondan sonra sürekli artıyor. Bir kratese de yüzde 75'i gene gidiyor. Fakat kratese çok kolay toparlıyor. Permiyenden sonra dünya o kadar hızlı toparlanamıyor. Kratese yok oluşundan sonra çok hızlı toparlanıyor. Fakat bunları ayrı bir program yapacağız. Kesinlikle. Evet, o, o yüzden bu yok oluş ne? Bu yok ne oldu. Orada evet, bir evet, ayrıca evet, sormayalım. Bunları sormayın. göreceğiz. Şimdi ben göstermeden edemiyorum. Valtage o küne. Mezozoik yani ikinci zaman memelileri hakkında bir kitap yazıldıydı. Bir grup meşhur paleontolog tarafından. Orada kitap küneye ithaf edilmiş. Mezozoik memelilerin efsanevi keşfi diyor. Bu adam benim hocamdı Berlin'de. Ve işte bu ilk defa Therapsida içerisinde sürüngen ve memeli sınırı çizilemez diyen adam. 1958'de söylemiş. Küne çok büyük bir adamdı. Şahane bir hocaydı. Yanından ayrılırken bana dedi ki günün birinde omurgalı paleontolojisi yapmak istersen dedi buraya gel dedi. Ben de dedim her ne dedim sizin yanınızda hani omurgalı paleontolojisi yapacak olsam zaten sizi bırakmam dedim. <laughs> bu muhteşem bir adamdı bu. Şimdi sevgili kardeşim en yaşlı dedemizi selamlayalım. Adelo Basileus Cromptoni ismini taşıyan latince. 225 milyon önce Teksas'ta bulunmuş bir fosil var. Bu bilinen tüm memelilerin atası. En eski bildiğimiz memeli bu. Şimdi millet diyecek ki bu fare. İşte ona benziyor. Küçük. Çünkü çok büyük olursa dinozorların bunu bulup yeme ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla bunlar hem gece yaşıyorlar, kovuklarda yaşıyorlar bir de küçük boylular. E, uçamadıkları da için kaçamıyorlar. Tabii kaçamıyorlar da. Bu hayvanın kafatasının sol taraftan görünüşü sağ resim. Bu da yukarıdan görünüşü. Yine Burada bakıyorsun tek delik var sinapsit olduğu belli ve uzun bir çenesi var. Bu işte şeylerle yaşıyor. Böceklerle bilmem nelerle falan filan yaşayan bir hayvan. Şimdi biz de dedik ya üç sınıfa ayrılıyor memeliler. Şimdi bunlar üç sınıfa ayrıldı. Buradaki memelileri nasıl sınıflayacağız? Şimdi gagallar var, keseller var, plasentallar var. Tamam mı? Şimdi memelileri ikiye ayırmışlar. Bir tanesi prototheria. Yani diyorum ya garip bir isim bu, hayvan öncesi. Haluk Kanada yaşayan memeli öncesi demek istiyor. Prototheria. Ondan sonra ikiye ayırmışlar. Prototheria ve Theria. Theria'yı iki ayırmışlar. Metatheria ve Ötheria. Şimdi Metatheria yarı yarıya hayvan demek. E olur mu ya? O da bayağı hayvan yani kangurular bilmem ne. Yani bunlar marsupiyaller. keseliler. Ötheria gerçek. O da kendimize beğenmişiz onu. Plasentallar. Şimdi bunu nasıl sınıflayacağız? Mesela Kolikodon richei diye bir hayvan bulundu. Orta Krates'e. Bu sınıfların hiçbirine girmiyor hayvan. Memeli olduğu belli dişlerinden. Saydığımız sınıfların hiçbirisine girmiyor. iyi mi? Peki bunun çözümü nedir? Daha çok fosil bulacağız. Bir tek çenesi biliniyor. Bu hayvanın daha çok fosillerini bulursak günün birinde belki sınıflayabileceğiz. Belki bunun için yeni bir sınıf icat edeceğiz. Şimdi son fosil bulguları Memeli evrim ağacının bugüne kadar sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Ha bu da evrim diyoruz ya tesadüf. Pıt oradan bir şey oluyor, buradan bir şey oluyor falan. Şimdi biz bir kere memeli olmayan terapsitleri ayırdık. Bunlar sürüngenlerde kaldı. Şimdi memeliler. Memelilerde mühim olan ne? Süt bezleri. Hepsinde var. Şimdi bunlarda gagallar var. Ondan sonra bir de nesli kaybolmuş memeli alt sınıfları var. Multitüberkülatlar falan var. Yani burada detayına girmek istemiyorum. Bunlar yok olmuş. Bundan da üçüncü zamanda yaşamış ama yok olmuşlar. Diş yapılarından biliyoruz. Bize benzemiyor bunlar. Kimseye de benzemiyorlar. Ondan sonra teriyenler var. Şimdi bu teriyenler de dedik ya ikiye ayrılıyor. Meta teriyenler keseliler zamanlar. Onları meta diye ayırmışız. Ondan sonra öteriyenler, gerçek teriyenler. Bunlar da plasentallar. Şimdi burada ben bu şemayı verdim ki ne zaman bunlar yaşamış? Ve memeli evrimi nasıl olmuş? Bunu görsün seyircimiz diye. Harika. Tamam mı? Şimdi bilinen en eski monotrem, memeli monotek delikli, yani platypus, ekidna gibi bir hayvanın bilinen en eski fosili 123 milyon yıl önce. Ama bu bilinen, Apsiyen'de şeyde yaşamış, Kretesi'de, Avustralya'da. Ondan sonra ilk plasental memeli 160 milyon yıl önce yaşamış, Çin'de buldular. Yani bakıyorsun, bu fare diyorsun. Evet ne yapalım? Fare gibi bir hayvan bu ama atamızdır. Yani hürmet edeceğiz. Yani kaçışı yok abi senin atan bu. Ondan sonra gök taşı düştü, dünya temizlendi, beşi gitti. Sonra tekrar evrim dünyayı dolduruyor. Şimdi burada 66 ile 9 milyon yıl öncesine bakalım. Paleosen devrinde memelilere bakalım. Bunların hepsi kısa bacaklı. Ayak tabanlarına basarak yürüyorlar. Böyle parmaklar üzerinde değil. Yani biliyorsun köpekler, kediler, atlar falan parmak üstünde yürürler. Bunlar ayak tabanlarını basarak yürüyorlar. Ön ve arka ayaklarında beşer parmakları var bunların. Sen şöyle yap. Kaç parmağım var? Beş. Teşekkür ederim. bunlar benim atalarım. Beş parmaklı. Bunların ağızları dar o zaman yaşayanları. Ağızları dal uzun. 44 tane de dişleri var. Bizden fazla dişleri var. Bunlar genellikle küçük hayvanlar. Bunların en büyükleri günümüzün küçük bir ayısı kadar. Fakat yaşadıkları dünya zor bir dünya. Çünkü aynı dünyada dinozorlar da var. Hani dinozorlar kayboldu diyorduk ki hayır efendim kuşlar var. Ama bu kuşlar arasında korku kuşları denen terror birds. 3-3,5 metre boyunda gagası 2-3 insan kafası kadar atları yiyen kuşlar var. Atlar o zaman tabii daha küçük. Bugünkü boyutlarına ulaşmamışlar. Ama ne kadar küçük olursa olsun küçük bir kuzu kadar. Bunları yiyorlar. Bunlar onun için terror bird diyorlar bunlar yani korku ve bunlar bundan birkaç milyon yıl öncesine kadar da yaşamışlar. Anamatanı bunların Güney Amerika ilginçtir. İlk dinozorlar da Güney Amerika'da çıkmış. Şimdi bu terror bird'ler yani korku kuşları aşağı yukarı 40-45 milyon yıl öncesine kadar karaların egemen avcıları. Düşünebiliyor musun? Sen bir memelisin ve kuştan korkuyorsun. Yani sen kendi boyunda bir memeli olsan ondan da korkman lazım. Senden büyük hayvan. Yani gagaları bunlarım. Şimdi hemen şey örnek göstereyim. Bu bir kafatası. İki eliyle tutuyor adam. Kafatasının önündeki o kancayı görüyorsun. Bir tane vurdu mu gittin abi. Akşam yemeğe çıktı. Bunların kaybolma sebepleri çok ilginç. Millet anlayamıyor niye kayboldular. Ben de onu merak ediyorum. Çünkü ettim. bunların düşmanı olabilecek hayvan yok ortada ya. Yani bu aslanı da görse yer. Çok büyük çünkü. Ve çok güçlü hayvanlar bu. Çeneler muazzam. Dinozor ya işte bu gördüğün dinozor bu. İklim değişikliği diyorlar. İklim değişikliği yok etti bunlara diyorlar. Mesela pullu memeli var. Bir tane pangolin. Hani zavallı hayvana dediler ya işte Covid bunun yüzünden oldu falan filan. Çinliler yiyorlar utanmadan bu zavallı hayvanı. Tamam bunlar orta boy, küçük orta boy memeli. Bunların pulları var abiciğim. Bildiğin sürüngenler gibi pulları var. Yani akrabalığımız hemen ortaya çıkıyor. Ondan sonra armadillolar var. Onlar da neredeyse pullu gibi ama değil kemik örtüleri var. Bu armadilloların bir ataları var. Onların kaplumbağa gibi bir kemik örtüsü var korumak için hayvan kendini. Sen ayağa kalktığın zaman işte o sen o hayvanın üstüne geliyorsun. Devasa kuyrukların ucunda gürüz var. Resme böyle dikenli diken koca bir gürüz kendisini koruyabilmesi için. Şimdi burada Xenarsa takımını görüyoruz memelilerin. Nedir bunlar? Tembel hayvanlar. Slothlar yani. Bunlar ağacı asılarak yaşıyorlar. Son derece yavaş hareket ediyorlar. Onun için tembel hayvan denmiş bunlara. Karınca yiyenler ve armadillolar. Efendim armadillo deyip geçmeyelim. Mesela burada gliptodon, dev armadillo. Ot yiyor ama şükür ki. Yani kuyruğun ucunda gürz olan hayvan. Diğer bir büyük, çok büyük bir hayvan Megatherium. Tembel hayvan. Sloth. Ama yerde yaşıyor. Boyu da mütevazi bir. Beş metreyi geçiyor. Ama çok şükür ki ot yiyor. İnsanları yemiyor yani. Şimdi bir böcek yiyenler, insektivorlar var. Bu da bir takım. Bunlar genellikle küçük, gece ortaya çıkan ve bilhassa böceklerle beslenen hayvanlar. Ve kiroptera. Benim en sevdiğim memeliler. Yarasalar. Uçuyor herifler. Ya. Yani o kadar o kadar hoş ki bu hayvanlar. Parmakların arasında deri var. O derileri kullanarak kuşlardan daha iyi uçuyorlar. Manevrayı daha çabuk yapabiliyor. Terazorlar da öyleydi. Muhteşem hayvanlar bunlar yani. Burada solda bir küçük yarasa görüyorsun. Bir çiçeği yiyor. Sağ taraftakinin kanat açıklığı 2 metre. Bunlara meyve yarasaları deniyor. Ben hayatımda ilk defa bunları Nepal'de gördüm. Bunlar gündüz uyuyorlar ya. Bir ağaca baktım. Siyah siyah bir sürü bir şey sallanıyor. Ben ağacın meyvesi falan zannettim. Akşam bir baktık hepsi kanatlandı gitti. Bunlar meyve yarasaları. Şahane ama. Yani bayılırsın görsen. Biraz da korkarım hocam. Nesinden korkacaksın hayvanın <laughs> ya? Bırak Allah aşkına. Ondan sonra kolukalar geliyor işin içine ki. Bunlara dermoptera deniyor. Derm, deri demek. Ptera kanat. Deri kanatlılar. Burada görüyorsun hayvan ağaçta. Görüyor. Baktın mı sincap zannedersin. Bir açıyor ayaklarını. O da buradaki sağ tarafta ayak. Solda hayvan açmamışken sağ tarafta açmış kanatlarını. Süzülüyor ağaçtan ağaca. Yani sen tam yakaladığımı zannediyorsun. Gidiyorsun bir de yiyeceğim bunu. Bir açıyor ellerini. Hop gitti. <laughs> gitti. Şimdi etobur takımına ait aileler. Şey yapmayacağım detayına girmeyeceğim. Fakat ne kadar zengin olduğunu görüyorsun. Burada yalnız bir başka özelliğe parmak basmak istiyorum. Bunların en büyükleri ayılar, ursida. O ya da hiç bunlar. Bebek gibi duruyorlar. Şimdi toynaklı hayvanlar bunları biliyoruz bir şey. At tek toynaklıdır. Ya, toynak dediğin parmağı ve ona bağlı olan tırnaktır. Toynak odur. Atlar tek toynaklıdır. Yani tek parmaklıdır. Bir de artiodaktila denen çift şeyler var ki inekler, koyunlar falan da burada çift parmaklı hayvanlardır bunlar. İşte bu çift parmakların örneklerini görüyoruz. Koyun, keçi, deve, domuz, bütün davar türleri bunun içerisinde. Geyikler, efendim zürafa bunların içinde. Antiloplar, gunu denen bir hayvan vardır. Wildebeest denir buna İngilizce. Afrika antilopu falan de, diyenler de var ama gunudur bunu. ya yani Türkçesi ben çocukken gunu diye öğrendiydim. Tek sayılı parmak, tek sayıldan kasıt Ya bir tane olacak at gibi. Ya üç tane olacak ya beş tane olacak. Ama çift değil. Bunların parmak sayısı mesela gergedan, mesela at, mesela tapir. Bunlar tek sayılı parmakları olanlar. Hani artinodaktillerden. Mesela şurada tek sayılı parmaklı addedilen bir hayvan Brontotherium. Bu bugünkü gergedandan biraz daha büyük bir hayvan. Fakat ön ayaklarında dört tane parmağı var, arka ayaklarında üç tane parmağı var sınıflamaya girmiyor. Fakat diğer özelliklerine bakıyorsun, gelişmesine bakıyorsun. Atlarla aynı klatta. Sen buna baksan o zaman la bu gergedan dersin. Hiç alakası yok. Atlarla akraba. <laughs> Burada Paraceratherium'u gösteriyorum. Bir fille karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda yaşamıyorlar. Bu örnek için. Yani film boyutlarını göstermek için. Bu gelmiş geçmiş en büyük kara memelisi. Omuz yüksekliği 5 metre. Bu bir gergedan türü ama boynuzu yok. Bu oligosen devrinde yaşamış. Yani 40-45 ile 25 milyon yıl arası yaşamış ve sonra Türkiye'de de bulundu bu. Şevket Şen, Paris Doğa Tarihi Müzesi'nde bir ara müdürüydü Şevket. Paleontoloji bölümünün. Şevket bunu Ankara yakınlarında buldu. Şimdi geldik primatlara. Yani lemurlar, eski ve yeni dünya maymunları, insanımsılar ve insanlar. Şimdi niye bunların adına primat? Linde sınıflamayı yaparken primat primus'tan geliyor. Birinci demek. Biz önemliyiz ya. Primat demiş bizim sınıfımıza. Line. Line sınıflamasına göre bakalım. Primatlar, biz maymunlar, lemurlar falan filan, memeliler sınıfının, plasentalı memeliler alt sınıfının 1758'de Line'nin isimlendirdiği bir takımıdır. Tamam işte primat latinciden alınmış bir kelime zaten. Birinci en önde en önemli anlamında. Biz çok önemliyiz ya insanlar olarak orada almış. Şimdi fan line sınıflamasına göre primatlar şöyle sınıflandırılabiliyor. Alem hayvanlar. Bir yani kere hayvan olduğumuzun farkında olalım. Şube kordalılar yani şu var. Omurilik var. Omurga olması bile şart değil. Omurilik Korda zaten korda şey demek. Kordon ip demek. Tamam, sınıf memeliler takım primatlar. Şimdi burada nasıl geliştiğimizi görüyoruz. O kadar ilginç ki ta prosimiyanlardan başlıyor. Prosimiyan maymun öncesi demek. Maymundan önceki hayvanlar bunlar. Mesela lemurlar falan burada. Bunların uzun kuyrukları var. Koskucu güzleri var. Gece avlanıyorlar çoğu. Fakat primatomorfa denen bir başlangıcımız var bizim. Primata benzeyen demek. Prima, primat şekilli. Ve çok ilginçtir. İkiye ayrılıyor. Bir sınıf bizi oluşturuyor. Diğer sınıf dermopterayı oluşturuyor. O hani açtığı zaman kanatları olan var ya, yarasalar değil ama, o dermopteralar, loakalar, onları oluşturuyor. Çok ilginç. Hatta bir ara yarasaları bile primat diye sınıflamaya kalkmışlar. Şimdi burada bu en eski hayvanlardan, böyle uzun kuyruklu, dört ayaklı, koca koca gözlü hayvandan insana nasıl geldiğimizi görüyoruz. Adım, adım, adım. Bunun her adımı belgeli. Primatlar, dedik. Bunu ikiye ayırıyoruz. Bir basit burunlular var. Lemurlar var. O basit burunlular burada ayrılıyorlar. Maymunlar. Maymunlar ayrılıyor. Eski dünya maymunları ve insansılar. İnsansı dediği ape İngilizcesi. Goriller, şempanzeler, bonobolar falan. Ondan sonra bu insansılar ayrılıyor. Şebekler. Onun altında büyük insansılar ve jibonlar var. Bu büyük insansılar da Artık bizde varız. Ki bunun içinde goril var, bonoba var, şempanze var falan. Burada ilginç olan memeliler oluşuyor. Primatlar sanki 45 milyon yıl önce falan fakat genetikçiler aynı fikirde değiller. Hani fosil bulan adamlar diyorlar ki en erken bulabildiklerimiz bunlar. İşte 40-45 falan. Genetikçiler diyorlar ki hayır. E de başladı bu iş diyorlar. Hani primatlar daha göktaşı düşmeden ayrılmaya başlamışlar. Ama bu henüz tartışılıyor. Genetikçilerle paleontologlar arasında bir tartışma bu. Primatların ne zaman ayrıldığı? Ya bizim bildiğimiz aşağı yukarı en eski primatlardan biri. 50 milyon yıl önce yaşamış bir adapide fosili. Bu meselden geliyor Almanya'da. Bir volkan çıkışı bu. Bu volkan çıkışının krateri sonra göl olmuş. O gölün içinde çok ince kil ve volkanik küfler oluşmuş. Onun için bu hayvanlar şahane korunmuşlar. Atamızdır. Lütfen hürmetli bakalım. Ha mesela şurada değil mi? Eosen devrinde. Yani dedik ya işte 45 30 arası. Forameni sol tarafta o zaman yaşamış bir primatı görüyorsun. Sağ tarafta da insan. O kafa ne kadar büyümüş. Ağız eskiden sivri. Sonradan yuvarlak halini almış. Şimdi insanlarda iki ayaklılığın bir pedalizmin gelişmesi. Neden bu gelişti? Bir savana da yaşıyor, otlukta yaşıyor. Ayağa kalkabilmesi lazım ki gene aslanı görsün. Otlar yüksek çünkü. Beslenmede kolaylık, ayakta tutunurken ellerle yemek koparma ve yeme kolay hale geliyor. Yuvaya yemek taşımada kolay hale geliyor. <laughs> Bakkala gittin elinde taşıyorsun <laughs> gelirken. Değil mi? Ağzına asmak zorunda değilsin. İkaz gösterisi goriller ne yapıyor? Kızdım ben diyor az gösterisi olarakla bir de avcılıkta kolaylık. Tabii iki el serbest kaldın mı taşı dağıtıyorsun, oku dağıtıyorsun, kılıcı da kullanıyorsun. İlk insanlardan manzaralar. Şimdi bu Australopithecus. Bu mu bizim atamız? İşte en son bulgular gösteriyor ki hayır bu değil. Buna çok benzeyen 9 ila 6 milyon yıl önce yaşamış, ayakta durabilen, çocuğunu kucağında taşıyabilen bir hayvan türü var. O direkt bize bağlanıyor. Ve bu Avrasya'da. Afrika'da değil. Biz Afrika'ya sonradan gitmişiz. Bu müthiş bir şey. Yani bu doğruysa bütün insan evrimi silsilesini baştan yorumluyor. İşte buyursunlar. İki eli yürüyen astrolofitakinler. E neye yarıyor eller? Gayet güzel. A alet kullanıyor. Fakat alet kullanmak bizi insan yapmıyor. Karga da alet kullanıyor. Şempanze de alet kullanıyor. Dolayısıyla bizi ayırmıyor. Biz biraz daha becerikli kullanıyoruz başka dava. Ondan sonra birbirimize saldırmayı öğrendik. Yani maymunlar falan da saldırıyor biz taş atıyoruz birbirimize. Dolayısıyla bir sürü kolaylık başlıyor. Veya bir sürü vahşet başlıyor. Nasıl bakarsan. Şimdi bu iki ayaklılık bizim vücut yapımızda değişiklik yaratıyor. Fizyolojide değişiklik yaratıyor. Ne bunlar? Mesela ayakta durmak için beynin daha çok çalışması lazım. Normal tetrapot dört ayak üzerinde yürür. Dolayısıyla yani fizikten bakarsan duraylıdır. İki ayaklı olduğun zaman sen orta duraylısın. E orta duraylı olduğun için beynin müdahale etmesi lazım seni sürekli ayakta tutabilmek için. Yani ben biraz fazla aptal bir meslektaşımla konuşurken bazen diyorum bu adam nasıl ayakta durabiliyor diyorum. <gülüyor> 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 Beyin kapasitesi yetmeyebilir diyorum ayakta durmasına. Şimdi omuz kemiği ve kas duraylılığı azalıyor. Hareket serbestliğini artıyor. Çünkü bunları tek bir amaca yönelik kullanmıyorsun. Yürümede değişik, yaylanma geliyor iyi mi? Yaylana yaylana yürüyoruz. Kaslarda değişik, baldır kasları çok gelişiyor. Bak mesela ben burada bir resim buldum. Koşuya giden atletler. Bak, heriflerin baldırları ne kadar gelişmiş. Belirli amaçlara göre. Sen bu bacak kaslarını niye kullanıyorsun? Çabuk koşmak için kullanıyorsun. Aslan seni kovalarsa abi koşmak zorundasın. Veya bir avının peşinden koşmak zorundasın. Bu arada ellerini kullanmıyorsun. Ellerin sadece sana denge için yardımcı oluyor. Ellerinde o kadar güçlü kaslara ihtiyacın yok. Şimdi bugün iki ayaklı robot yapımı ancak çok hızlı hesap yapabilen, çok kapasiteli, küçük ve ucuz bilgisayarların gelişmesinden sonra oluyor. Çünkü bu kaslara kumanda etmek kolay değil. Bunu öğrendik. Şimdi burada 2 milyon yıldan bu yana gelişen insanları görüyoruz. Şimdi 1949'da Homo Ergaster bulundu. 1891'de şey bulundu. Java. Java adasında bir Java adamı bulundu. Ondan sonra Homo Antecessor denen bir hayvan bulundu. Java'daki Homo Erectus mesela. Daha önce Afrika'da bulunan Homo Ergaster. Avrupa'ya geliyorsun Homo neanderthalensis var. Ve çok ilginç. Beyin bizden büyük. Belki bu hayvanlar yani bunlar belki bizden zekiydiler. Çok zor şartlar altında yaşıyor. Buz çağının içinde yaşıyorlar. Ve hepimizde biliyorsunuz biraz derdal geni var. Çiftleşmişiz bunlarla biz. Ve ondan sonra homo sapiens geliyor. Şimdi bunun nasıl geliştiği de bak şurada gayet güzel ben adım adım göstermişim. Önce homo habilis gelişiyor. Yani bir alet falan yapabiliyor. Sonra erectus. Ayağa kalkıyor. Ondan sonra antesesör artık bize benzemeye başlıyor. Ondan sonra bir sürü branş ayrılıyor diye düşünüyorlar. Bunlar da bulundukları yere göre değişiyor. Pekin adamı var, Java adamı var, Flores adasında yani küçük insanlar var. Floresiensis, o pigmeler gibi. Tamam mı? Ondan sonra Heidelbergensis var. Neandertal var. Deniz var mesela. Neandertallere daha yakın gözüküyorlar. Naledi var. Şimdi bunların fosilleri çok az. Bunlardan daha çok bulabilsek çok daha rahat karar vereceğiz. Ve işte en son yapılan çalışma gösteriyor ki. E kardeşim bizler Afrika'dan gelmemişiz. Avrasyalıyız. Bütün hikaye değişti şimdi. Evet. Şimdi mesela şurada ben şeyi gösteriyorum. Afrika'da bulunanlar 30 milyon yıl önce Egipto Pifecus var. Bayağı maymununa benziyor kuyruklu, buyruklu falan filan. Değil mi? Sahelanthropus chadensis. Sahelanthropus denmesinin sebebi Sahra'nın güney kuşağı sahel diye bilinir. Sahelanthropus, sahel adamı, adamı demek. Değil mi? Chadensis, çatta bulundu çünkü. 7 milyon yıl önce abi bu. Yani bayağı maymuna benziyor. Ondan sonra mesela Ardipithecus ramidus. Ramidus bir de Ardipithecus ramidus kadabba var. 4-4,5 milyon yıl önce bu Şeyde Habeşistan'da bulundu. Ondan sonra Kenya Anthropos Platypus var. Düz tabanlı Kenya Anthropos. O Kenya adı bu demek. Kenya Anthropos. Bu 3,5-3,2 milyon yıl öncesi. Mesela Aurora Intugensis var. O altı 51 7 arası. Yani herif bayağı maymuna benziyor. Değil mi? Mesela Prokonsül var. Victoria Gölü sahillerinde bulunmuş. O 23-25 milyon yıl önce yaşamış. Bu Mısır'daki gibi kuyruğu yok ama bayağı maymuna benziyor. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Kim önce nasıl bulundu? Öteki nasıl bulundu? Öteki kim kimden genç? Şöyle bir gelişme şeması çizmeye çalıştım. Son buluşlar bu benim güzel şemamı çöpe attı. Şimdi oturup baştan düşünmek lazım. Bilim böyle hoş bir şey. Şimdi insana nasıl tanımlayacağız? İnsan nedir? Benim kanaatime göre insanın en tatminkar tanımı şu. Dil bilgisi yani gramer sahibi bir dili olan her canlı insandır. Grameri olacak. Sırf şu sesi çıkarttı şu demek istiyor, bu sesi çıkarttı bu demek o değil. Gramer olacak. Sadece alet yapma ve kullanma becerisi bir hayvanı insan yapmıyor. Sırf alet kullanma dersen karga da insan olur, maymunlar da insan olur. Haberleşmek için kullanılan bir dil de insan olmaya yetmiyor abi. Balinalar, yunuslar haberleşiyorlar birbirleri. Gramerin olacak. Gramer oldu mu insansın demektir. Kompleks düşünebiliyorsun demektir. Söyleyeceğin şeyi cümleler halinde kafanda kurguluyorsun. En mühimi bu be. Hocam, Burada bitirelim mi? Harika bir özet oldu. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Öyleyse Redoxon Kids'e bir kere daha teşekkür ederim. Evet çok çok yani Redoxon kendilerini korumalarını sağlıyor. Biz de bu güzel programa katkı sağladığı için tekrar evet, bir teşekkür, teşekkür, ederim. Evet çok teşekkür ederiz. Hocam öyleyse bir sonraki bölümde görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ ol. İyiliği gardı Redoxon Kids. Dinozor dedeyi sondu. <laughs>